Merhaba arkadaşlar. Şimdi çift parçalı fileto cep, diğer bir ismiyle ilik cep çalışmasını yapacağız. Kapaklı olacak, kapak parçamız da var. Bunun için öncelikle bir parça üzerinde göstereceğim size çalışmamızı. Bir parçamız var, 2 adet filetomuz var, fileto parçalarımız telalandı. Yine ikiye katlayarak ütüledim, hazır hale getirdim. 2 adet cep torbamız var, cep torbaların üzerine iğneledim şöyle. Cep karşılığı parçalarımız var. Kendi kumaşından bu şekilde. Bir adet de cep kapağımız var. Cep kapağımızı ben bir tarafını telalayıp dikişini yaptım. Cep kapağımızı diktikten sonra çıtlatma ve döndürme esnasında daha rahat olması için minik çıtlatmalar yapacağız. Şöyle katlayarak üçgen formunda minik minik şöyle kesiyorum. Dikiş payını regüle ediyorum. Biraz inceltiyorum. Yuvarlak formlarda daha rahat döndürebilmemiz için çıt atmamız gerekmekte. Bunun için şöyle birkaç noktadan çıt atarak sonrasında cep kapağımı döndürüyorum. Cep kapağımı döndürdükten sonra ütüleyip üstünden gaze veya çıma isteğe göre cep kapağımı hazır hale getiriyorum. Overloğunu çektiğim cep torbası karşılığı parçalarını cep torbalarıma yerleştiriyorum. Cep çalışmasında ön hazırlık işlemini yapıyorum şu anda. İğnelediğim parçamı dikiyorum. İki cep torbamı da hazırladıktan sonra şimdi yerleştirme işlemine geçeceğim. Çift parça filatolarımızı regüle ettim. Dikiş yerlerini işaretledim. Nereye yerleştireceğimi işaretledim. Şimdi birinci filatomu şu şekilde şuraya yerleştiriyorum. Şu üstteki çizgi benim kılavuz çizgim. O çizgiden dikeceğim. Diğer parçamı ve hazırladığım cep kapağımın etrafından gaze dikişi yaptım. Çevirdikten sonra öncelikle fileto parçamı şu çizgimin üzerine getireceğim ve 1 santimetreden şöyle yerleştiriyorum bunu da. Aynı yere cep kapağımı da şu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Şuradaki çizdiğimiz çizgiler, kılavuz çizgiler bize yer gösteriyor. Şu arayı ve şu arayı eşit gelecek şekilde, uçları tam dik olacak şekilde makine çekiyorum. Dikme işleminden sonra çıtlatma işlemini yapıyoruz. Çıtlatma yaparken başlıyoruz ve üçgen şeklinde köşelerini yine çıtlatıyoruz arkadaşlar. Üçgen parçalarımızı içten dik tutturacağız. İçten tutturduktan sonra bu sefer cebimizin etrafından 1 milimden çıma dikişle, spor dikişle bu parçaları tutturacağız. Çıma dikişimizi tamamladık. Fazla iplerimizi kesiyoruz. Kapağıyla çift parçalı fileto cebin net görüntüsünü bu şekilde aldık. Şimdi cep torbalarını yerleştireceğiz. 2 adet cep torbamız vardı. Bir tanesine cep karşılığımızı koyduk. Diğer cep torbamız ona göre daha küçük. Bu parçamızı şurada filetomun şu alt kenarına tutturacağım. Bu şekilde
cep torbamı diktim. Şimdi cep karşılığı yerleştirdiğim cep torbamı da üst filato parçasına tutturuyorum. Şuradan üstten makine çekeceğim. Bu parçamı da buraya tutturduktan sonra cep torbamın etrafını dikeceğim. Evet arkadaşlar, çift parçalı, kapaklı fileto cep çalışmamız bu şekilde tamamlandı. Arkada cep torbasının makinesini çektikten sonra kenar temizliğini yaptım. Çalışma parçamın kenar temizliğini yaptım. Bitmiş ütüsünü yaptıktan sonra bu şekilde cep kapağını cebimizi rahatlıkla kullanabilecek pozisyonda. Cep kapağımızı biz ister üzerinde istersek içine doğru yerleştirerek şu şekilde kullanabiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.